Ama inanın şu anda farklısınız. 1-0 öndesiniz. Bir kere kendinizi alkışlayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şimdi başlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca kendinize verdiğiniz değer için. Ben birazcık size kendimden bahsedeyim. Bugün sizlerle böyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Melek Sosyasen benim ismim. Ben Denizliliyim. Bilmiyorum kaç kişi Denizlili? Az aslında. Yani ya da yarı yarıya diyebiliriz. Denizliliyim. Şehrin şehir milliyetçisi, şehir sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Üniversiteyi Ankara'da okudum. Bilkent Ekonomi mezunuyum diyorum. Parantez içinde. Ama şöyle, şehri seviyorum. Neden şehri seviyorum? Hepimizin kendi şehrimizi sevmemiz gerektiğini, hepimizin kendi şehrimiz için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve buna inananlardanım. Bu şehirde kazanıyorum. İstediğim yerde de vaktimi geçiriyorum. Böyle bir hayat. İlkokul, ortaokul, lise dönemlerini Denizli'de yaşadıktan sonra üniversiteye Ankara'ya gittim. Aile şirketinde, gördüm ve ben de yürüdüm diyebilirim. Ve sonrasında hep aklımda olan, mutlu olduğum, hobimden para kazanmayı istediğim ve gerçekten her gün sabah işe giderken eyvah bugün gene iş var, tüh nasıl uyanacağım, nasıl kalkacağım, nasıl gideceğim demediğim, koşarak gittiğim bir iş yapmam gerektiğine inandım ve bu iş benim için çikolata satıcılığı veya şu an içinde bulunduğumuz kent konseyi gibi sivil toplum kuruluşları ya da işte Yeşilay, Kızılay, LÖSEV, Tema Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Kızılay Vakfı adı her neyse bu tarz sivil toplum gönüllü olarak çalışabildiğiniz sivil toplum kuruluşlarıdır size köprü olacak olan, önümüzdeki günleri size iletecek olan. Çalıştığım dernekte tek dönem kuralı vardır. Biz çalışırız, çalıştıktan sonra mutlaka yanımızdaki arkadaşımıza bayrağı teslim etmek üzere. Çünkü bu koltuk sadece bana özel bir yer değil veya bu dünyadaki hiçbir şey biliyorsunuz sadece bizim üzerimize kurulmuyor. Yani bir odaydı, ticaret odasında görev almaya başladım. Şu anda Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı olarak sivil toplumculuk görevime devam ediyorum. Ben tabii bundan 5-6 sene önceye kadar ilk ve tek çikolata butiği diye bahsediyordum. Şimdi artık ilk ama tabii tek değil. Çünkü rakipler çoğalmaya başladı. Rakiplerin çoğalmaya başlaması asla sizleri ürkütmesin. Buradan sizler kendinize lütfen pay çıkarın. Pasta bölüşülmek üzeredir. O yüzden siz sürekli kendinizi yenilemek zorunda hissedersiniz. Hayat size bunu ittirir. İttirmezseniz bakmışsınız siz ortamda. Örnek veriyorum arkadaşımız için. Şu anda kent konseyini yönetiyor. Belki karşıdan bir diyanda misafiri içeriye alıp onu kapıdan çıkartırken dünyanın en mutlu insanı olarak çıkartmayı hedefler. Bu tabii ki çikolata zaten kendi başlı başına çok güzel bir